Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf Arapça 2. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden 10. sınıf Arapça yazılı hazırlık videolarına, Osman Türkçesi yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. İnşallah yazılı hazırlık videosu olarak zamanla daha da fazlası olacak. Vaktim olursa arkadaşlar inşallah yani temel dini bilgiler veya peygamberimizin hayatı videolarını çekmeye çalışacağım. Şimdilik söz vermeyeyim ama müsait olursam, vaktim olursa çekmeye çalışacağım. Bu Arapça olarak ikincisi arkadaşlar. 2 tane de Osman Türkçesi çektik. Kanalımızın oynatma listelerinde Arapça ders kitabının cevapları var. Osmanlı Türkçesi ders kitabının cevapları var. Elifba videoları, Kur'an-ı Kerim videoları var. İnşallah sizler için faydalı olur. İstifade edersiniz. Hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Destekleriniz için de ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Haydi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Arkadaşlar burada yazarak zaman kaybetmeyeceğim. Faize ve Neriman arasında geçen diyalog. Aşağıdaki metni tercüme ediniz. Şimdi tane tane gideceğim. Setebdeu. Sin harfi müzari fiilin başına gelen sin harfi gelecek zaman anlamı katıyor. Setebdeu. Ve de başladı. Yebdeu başlıyor. Setebdeu başlayacak arkadaşlar. El udletü tatil. Tatil başlayacak. Es sayfiye. Yaz tatili başlayacak. Bade sonra. Yevmeyni. Yevmüm gün. Yevmeyni iki gün sonra. İlâ eyne setüsafirin. İlâ eyne nereye? Setüsafirin gideceksin. Yani nereye seyahat edeceksin. Şimdi toparlarsak. Şöyle. Şuradan iki gün sonra yaz tatili başlayacak. İki gün sonra yaz tatili başlayacak. İlâ eyne setüsafirin. Nereye gideceksin? Nereye seyahat edeceksin? Hatta yazalım mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Pardon. İki gün sonra iki gün sonra yaz tatili başlayacak. Nereye seyahat edeceksin? Nereye gideceksin? Nereye gideceksin de diyebilirsin arkadaşın. Nereye seyahat edeceksin de diyebilirsin. Sefere yusafiru seyahat etmek, gitmek. Sevsafiru ilel Cezayir. Cezayir'e seyahat edeceğim. Hatta buraya nereye seyahat edeceksin diyelim. Nereye seyahat edeceksin. Müzari fiilin başına gelen sin harfi gelecek zaman. Seüsafiru sin gelecek zaman. Üsafiru seyahat ediyorum. Seüsafiru seyahat edeceğim. İlel Cezayir. Cezayir'e seyahat edeceğim. Şunu da şuraya yazalım. Cezayir'e seyahat edeceğim. Limaza setusafirine ilal Cezayir. Limaza setusafirine ilal Cezayir. Niçin? Limaza setusafirine seyahat edeceksin. İlal Cezayir. Niçin Cezayir'e seyahat edeceksin? Niçin? Niçin? Cezayir'e seyahat edeceksin. Nokta. Li'enneni çünkü ben uridu istiyorum en arife bilmek hayat el cezairiyin cezairlerin hayatını bilmek bilmek istiyorum öğrenmek istiyorum ve segafetahım onların kültürlerini ve ezuru ve ziyaret etmek istiyorum. Buraya bağlıyoruz artık. El emakinel cemiliye güzel mekanları hünake oradaki. O zaman şöyle toparlarsak ben cezairlerin hayatlarını kültürlerini bilmek öğrenmek istiyorum ve oradaki güzel mekanları ziyaret etmek istiyorum. Toparlayarak yazalım. Cezayirlilerin hayatlarını, kültürlerini öğrenmek ve oradaki güzel mekanları ziyaret etmek istiyorum. Ziyaret etmek istiyorum.
Hel cehesti cevazü sefer. Hel cehesti cevazü sefer. Cevazü sefer arkadaşlar. Pasaport. Pasaport hazırladın mı? Hel mumi. Hel mumi cehesti hazırladın mı? Cevazü sefer. Pasaport hazırladın, hazırladın mı? Pasaport. Pasaport hazırladın mı? Hazırladın mı? Naam cehestu cevazü sefer. Pasaport evet. Pasaport hazırladım. Ve haseltu aldım. Alette şira vize aldım. Teşira vize. Ve enti ya Faize ila eyne setusafirin. Ya Faize sen nereye seyahat edeceksin? Seusafiru ila İstanbul. İstanbul'a seyahat edeceğim ve ila Antalya. İstanbul ve Antalya'ya seyahat edeceğim. Şimdi yazalım burayı da. Evet. Evet. Pasaport. Pasaport. Pasaport hazırladım. Ve vize aldım. Vize aldım. Şöyle arkadaşlar, pasaport hazırladım ve vize aldım. Ya sen, ya sen Faize nereye seyahat edeceksin? Seyusafiru ila İstanbul ve ila Antalya. İstanbul'a, İstanbul'a ve Antalya'ya seyahat edeceğim. Arkadaşlar ben kesme işareti virgül bunları yazarken dikkat etmedik ama yani Antalya şuralara işte kesme işareti büyük küçük harf uyumuna vakit almamak için dikkat etmiyoruz. Bakın hani gözümüzden kaçırdığımız nokta varsa siz bunları yazarken dikkat edin. Öğretmeniniz bu konuda hassas olabilir. Ya da bir de nasıl alışırsak öyle gidiyor. Yani işte genelde mesajlaşma dilini telefonda hep böyle WhatsApp'ta sosyal medyayı kullanırken dikkat etmediğimizden normal zamanımızda da bir dilekçe yazacağımız zaman, resmi bir yazı yazacağımız zaman bu bizim karşımıza çıktığında aa nasıl olacaktı falan ya alışkanlıktan dolayı hatalar yapabiliyoruz. Nasıl alışırsak güncel hayatımızda o şekilde gider. Evet, bu şekilde arkadaşlar burayı yapıyoruz. Arkasından sorusun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Ma ismi Ammi Resulullah. Resulullah'ın amcasının adı Haşim, Ebu Talip, Ebu Talip, Abdülmuttalip, Hamza. Ebu Talip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının ismidir arkadaşlar. Ebu Talip. Peygamberimizin amcasını soruyordu. Abdülmuttalip, Hamza, Ebu Talip, Haşim. Haşim. Eyne vulider Resulullah. Eyne vulider Resul. Yani Resul nerede doğdu? Sorusun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Fi Mekke, Fi Medine, Fi İstanbul, Fi Ankara. Fi Mekke. Mekke'de doğdu arkadaşlar. Men E'mâmü Rasûl, men E'mâmü Rasûl sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin, yani Rasûlullah'ın amcalarını kimdir arkadaşlar? Şimdi Ebu Talip ve Hamza. Ma ismi Ammü Rasûlullah. Arkadaşlar aslında Hamza da Peygamberimizin amcası ama Ebu Talip ve Hamza Peygamberimizin amcasıdır. Zeyd İbnül Haris ve Hatice, hayır. Ebu Bekir ve Ali. Ebu Bekir Peygamberimizin arkadaşıdır. Ali de damadıdır, amcasının oğlu. Haşim ve Hamza. Peygamberimizin amcalarının adını soruyor burada arkadaşlar. D şıkkı. Buradaki şıklarda amcası peygamberimizin amcasıdır ama en bilinen Ebu Talip olduğu için Ebu Talip şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Kânet Zeynep Muvazzafe fi Konya. Cümlesinin devamı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Kânet idi. Zeynep. Zeynep idi. Muvazzafeten memurdu. Fi Konya. Arkadaşlar Konya'da memurdu. Şu an bir yerde şunu oldu diyeceğiz. Vel ensare. Yestakdimu. Arkadaşlar bu müzekker için geldiği için alatü fissenai fissina, yani burada zaten Zeynep durumuna uygun bir şey yok. Çevirelim yine ama şu an yestakdimu kullanılır. Alet fissina. Sanayide aletler kullanılır. Bu zaten bizim cümlemizin devamına da uymuyor. Müzekkerlik müennessik yönünden de uymuyor. Bakın direkt buradan eledik zaten. Vel ensarat şu an oldu. Saret oldu. Muvazzafeten fi Ankara. Ankara'da memur oldu. Yani Konya'da memurdu. Şu an Ankara'da memur oldu. Bu dursun. Vel ensara yetekellem lügatel arabiye ceyden. Şu an iyi Arapça konuşur oldu. Bakarsak arkadaşlar burada da yine bizim şöyle bir sıkıntımız var. Bakın müzekker için bu da. Bunu zaten müzekker müennessik durumundan eledik. Ya bunu da müzekker müennessik durumundan eledik. Vesare mu'tedilen fir rabia. İlkbaharda hava ılık oldu. Yani bizim havayla alakalı
Hiç bu cümlelerin anlamını bilmesek bile arkadaşlar bak müzekker, müzekker, müzekker. Burada Zeynep müennes. Sadece müennes olan ibare bu. Zaten bir de muvazzaf kelimesi geçiyor. Zeynep Konya'da memurdu, Ankara'da memur oldu. Cümlemiz bu. El fitru minel münasebat el muhimme indel müslümin. Müslümanlar katında, Müslümanlar arasında önemli münasebetlerdendir. Fitre. Ne fitresi? Eşşabiyye yahtefilu el münasebet İdül Fitr. Yani Ramazan bayramı arkadaşlar. Ramazan bayramı Müslümanlar arasında, Müslümanlar katında önemli münasebetlerdendir. Cevabımız D şıkkı. İdül Fitr. Teavvede ale. Alışmak arkadaşlar. Alışkın olmak ile başlayan cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütün ne olur? Teavvede ale İdül Fitr. Yani Ramazan bayramına alıştı. Kurban bayramına alıştı. El istigaz mübekkiran. Erken kalkmaya alıştı. Avdet valideyi minel haccı. Valideyi anne babasının dönüşüne, hacdan dönüşüne alıştı. Hayır arkadaşlar. Kutladı olur. Bu ibarelerin üçü de kutladı ile olur. Şunlar. Bu arkadaşlar erken kalkmaya alıştı. Teavvede alel istigaz mübekkiran. Cevabımız C şıkkı. Burada ne kullanılırdı? Kullanılırdı. İhtefele bir kullanılırdı arkadaşlar. Diğerlerinde kutladı. Ma ecmele ne güzel manzara. Ma ecmelel manzar. Ma ecmele manzar. Manzaral bahr. Ne güzel manzara. Fi medineti İstanbul. İstanbul şehrinde ne güzel manzara. İstanbul ne güzel manzaradır. Burada Arapça bölümünde okumayı tercih ediyor. Cümlesinin Türkçe karşılığı. Arapça bölümünde okumayı tercih ediyor. Hayır, tatilde Trabzon şehrine gitmeye ne dersin? Ankara şehri ne kadar güzel. Bakın. Burada İstanbul'dan zaten cevabı yakaladınız. İstanbul şehrinin manzarası ne kadar güzel. İstanbul şehrinin manzarası ne kadar güzel. Ma ecmele manzara el bahru fil medine fi medineti İstanbul. İstanbul şehrinin manzarası ne kadar güzel. İstanbul şehrinin manzarası. Burada yazımda da bir mesela bak İstanbul şehrinin deniz manzarası ne kadar güzel deseydik arkadaşlar manzara bahar kelimesini burada atlamış. Diğerlerinde de zaten yok. Yani burada Türkçe çeviride de bir sıkıntı oluşmuş. Deniz manzarası. Bakın manzaral bahr. Tek tübü fiilinin ismi faili aşağıdakilerden hangisidir? Tek tübü. Arkadaşlar sahih fiillerde yani 3 harfli fiillerde birinci harften sonrasında araya bakın bir elif giriyor. Normalde tek tübü yazıyorsun veya o bayan yazıyor. Şimdi bu fiilimizin kökeni kef, t, b harfleri arkadaşlar. İlk harften sonrasında bakın ilk harf kef. İlk harften sonrasında araya bir elif giriyor. Katibun. Türkçe'de de kullanıyoruz. İsmi fail ne demek? İşi yapan demek arkadaşlar. Fareyle yazıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Laptopun kendi faresi de bozuldu. Diğer fareyle yazmak daha da zor. Katibun. Bakarsak aslında bir şey almak lazım. Grafik tabletler varmış arkadaşlar. Yani henüz bilmiyorum ama grafik tabletlerle yazma konusu daha iyi oluyormuş ama bakalım nasip ileride alırsak daha düzgün yazılar yazacağız bakalım. Katibun. Şimdi bakarsak birinci bu fiilimizin kökeni asıl olarak ketebe. Bakın ketebe. Şimdi birinci harften sonra araya bir elif girdi. Katibun. Ya da bak alime bildi alimin bilen. Ketebe yazdı katibun yazan. Şeribe içti şaribun içen. Celese oturdu calisin oturan. Laibe oynadı. Laibin oynayan yani oyuncu. Bize burada ismi failini soruyor. İlk harften sonrasında arkadaşlar bakın bu. Katibun, katibetün. Şimdi fiilinin ismi faili aşağıdakilerden hangisidir? İsmi fail. Şimdi burada arkadaşlar bu sen şahsına göre mi, o şahsına göre mi? Şimdi bakarsak bunu burada dikkat etmemiz gereken bir husus var anladığım kadarıyla. Tek tübü fiilinin. Yani yektübü deseydi sıkıntı yoktu. Burada müennes için anladığım kadarıyla o zaman katibetün müennes olduğunu belirtmek için de arkadaşlar bayan katip yani bayan yazan şuradaki ibareyi şuradaki te hiye şahsına göre çekimlendiği için bu. Yoksa ikisini de aynı anda vermez. Üktüp yaz demek. Pardon ektübü yazıyorum demek. Ektübü yazıyorum. Kim ben? Üktüp yaz. Katibün yazan. Yektübü olsaydı cevabımız bu olurdu ama katibetün arkadaşlar tek tübü olduğu için katibetün. Ben bunu hiyeye göre düşündüm arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız müenneslik tesinde sonuna koyuyoruz müennesi. Erkek olsaydı erkeğe göre olsaydı çekim fiilimizin
O zaman katibin olurdu. Pi İstanbul. Harficiler başta geldiğinde var anlamı katar arkadaşlar. O zaman şimdi Fi İstanbul. İstanbul'da vardır. Tüm cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? İstanbul'da vardır diyeceğiz. Buna uyan var bakalım. Bakalım bakalım. İstanbul'da birçok turistik mekan vardır. Evet, meşhurdur. Şimdi geçtik. Vardır, meşhurdur. İki şıkka indirdik bakın arkadaşlar. Şu bilgi bizi ikiye düşürdü. Şimdi İstanbul. Fi İstanbul. Tücedü. Kesira. Tücedü bulunur. Kesira. Minel emakini tarihiye. Tarihi mekanlardan çok bulunur. Şimdi İstanbul'da birçok turistik mekan vardır. İstanbul'da birçok tarihi mekanlar vardır. İstanbul'da birçok tarihi mekanlar vardır. Evet. İstanbul'un tarihi mekanlarıyla meşhurdur. İstanbul turistik mekanlarıyla meşhur. İstanbul'da birçok turistik mekan. Turistik değil arkadaşlar. Tarihiye dediği için tarihi mekanlar vardır. Cevabımız B şıkkı. Cezayirlerin hayatlarını ve kültürlerini tanımak istiyorum cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yukarıda çevirmiş olduğumuz metinde geçmişti bu. Uriduen ezurel emakinel cemile. Güzel mekanları. El cemile güzel. Emakin güzel mekanlar. Emakin mekanlar. Güzel mekanları ziyaret etmek istiyorum. Bu gitti. Değil. Uriduen arife bilmek istiyorum. Hayat el Cezayir'in Cezayirlerin hayatlarını. Ve sekafetöm onların kültürlerini. Bakın. Tanımak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Burada cevabımız arkadaşlar metinde de geçmişti B. Şimdi burada ne diyor? Uridu enera görmek istiyorum. Medarise, medreseler, El Cezayir'in, Cezayirlerin okullarını, medreselerini. Ve şevari'ahum, onların şairlerini. Uridu en arife bilmek istiyorum. El Mısriyin, Mısırların, Mısırları tanımak istiyorum. Ve segafetevim, onların kültürlerini. Burada Cezayir dediği için, Cezayir kelimesinden zaten Mısır gitti. Bunu mesela nasıl yapabiliriz? Diyelim ki, yani bilmiyoruz. Şeyde kaldık. Arkadaşlar bir yerden yakalamaya çalışacağız. Bakın. Yani burada hangi kelimeyi biliyorsan onun üzerinden gideceksin. Mesela Cezayirleri biliyorsun. O zaman Cezayir'in bak burada geçmedi. Cezayir gitti. Burada geçti. Burada geçti. Burada da Mısri'yi geçti. İkiye düşürdük. Şimdi arasında inceleme yapacağız. Bak Uriye dön Arife. Arife tarif gerekmez bilmek. Hayat kelimesini biliyorsan bakın hayat sadece nerede geçiyor arkadaşlar? Hayat Türkçe'de de hayat burada geçiyor. Yani bir kelimeden şöyle baktığınızda ben bilmiyorum demeyin. Bir kelimeden bile soruyu yakalıyorsunuz bakın burada. Bir kelime bakın. Hayat. Başka hiçbir şıkta yok. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 11B oldu. 12'ye geldik. Sadık il en şu an arkadaşım cümlesinde boşluğa hangisinin gelmesi uygundur? Min Medinetil İskenderiye. İskenderiye şehrinden nokta nokta. Şu an arkadaşım İskenderiye şehrinden Gadimun min. Amilun çalışıyor. Yasilu ile olur arkadaşlar ulaşıyor. Şu an arkadaşım ulaşıyor, varıyor. Şu an yani Müsafirat bu çoğul zaten. Gadimun min İskenderiye şehrinden geliyor. İskenderiye şehrinden Gadimun. Şu an arkadaşım İskenderiye şehrinden geliyor arkadaşlar. Gadimun minle kullanılır. Cevabımız B şıkkı. Pasaport, vize, el sanatları, çağrısı kelimelerin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Pasaport. Şimdi vize el sanatları çarşısı. Şimdi bakalım. Cevazü sefer. Cevazü sefer. Cevazü sefer. Pasaport arkadaşlar pasaportu biliyorsun hepsinde var gitti. Vize teşiratün. Şimdi teberra vize değil. Teşiratün vize. Teşiratün vize. Şimdi geldim. El sanatları. Darul Eytem. Yetimler evi. Yetim yurdu. Yetimhane. Bu da buradan gitti. Yeltegidu suveren. Bakın elle alakalı bir şey geçmesi lazım arkadaşlar. Yeltegidu suveren. El İstimaiye Üniversite. Şimdi Sûkul Mesnuat. Sûk kelimesini, çarşı kelimesini biliyorsan sadece D şıkkında geçiyor. Bir yerden eleme yapman lazım. Sûkul Mesnuatül Edebiye ya da Yedün kelimesini biliyorsun. Başka hiçbir şıkta geçmiyor. Dolayısıyla cevabımız Cevazü Sefer Teşiratün Sûkul Mesnuatül Edebiye. Cevazü Sefer Pasaport Teşiratün Vize Sûkul Mesnuat El Edebiye. Bilmiyorum demeyin. Bakın bir tane şıktan Yedeviye kelimesinden yakaladık. Ya da işte Sûk kelimesinden yakaladık arkadaşlar. Diğerlerinin hiçbirisinde bu ibareler geçmiyor. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Kanalımızın oynatma listelerinde arkadaşlar bu Arapça videosu olarak ikinci video. Diğerini de izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Osmanlı Türkçesi videosu iki tane var. Biri uzun versiyonlu 30 dakikayı geçen bir tane de 10 dakikaya yakın bir video var. İkiye böldük.
Diğerlerinden de inşallah vaktimiz olursa çekmeye çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda daha da fazlası olacak. Arapça ders kitabının cevapları, Osmanlı Türkçesi ders kitabı cevapları, Elifba videoları, Kur'an-ı Kerim mukabele videoları var. İnşallah zamanla daha da fazlası olacak. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. İnşallah sizler için faydalı oluyoruzdur. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, sürçülisan ettiysek de affola. Hepiniz seviliyorsunuz. İnşallah sınavlardan güzel notlar alırsınız. Sadece sınavdan güzel not almak için değil arkadaşlar. Size şunu söyleyeyim. Yabancı dil bilmek gerçekten bir ayrıcalık. Bu hele hele Kur'an-ı Kerim'in dili ise, yani Arapça ise, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah'ın dili ise, annelerimizin dili ise daha da önemli. Bu Arapça önemli. Yani önemini iki kat, üç kat daha bize Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin dili olduğu için önem kazanıyor. Onun haricinde de mesela diğer İngilizce, o da size bir artı katar. Belki ileride hayatınızda birisinin Müslüman olmasına vesile olursunuz. Ya da karşınıza değişik fırsatlar çıkabilir dil bildiğiniz için. Yani onun için arkadaşlar dil bilmek size mutlaka bir ayrıcalık katar. Ne işime yarayacak mantığıyla hiçbir zaman bakmayın. Sadece yazılı geçmek de olmasın amacınız. Öğrenmek olsun. Rabbim ilmi isteyene zenginliği istediğine verirmiş. Siz de ilmi talep edin. İnşallah zenginliği de, yani hayırlısıysa, sizlere nasip eder. Çok konuştuk. Tekrardan başarılar diliyorum. Destekleriniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Temel dini bilgiler, Peygamberimizin hayatı, din kültürü, bunlardan arkadaşlar vaktim olursa hazırlamaya çalışacağım. Vakit bulamazsam da bu defalık maruz görün. Görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıkla kalın, afiyetle kalın. Hepinize şimdiden, sınavlardan sonrasında okullar kapanıyor. İyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.